Selamünaleyküm kardeşlerim. Öncelikle video başlamadan şunu söylemem gerekiyor ki sizlere Paris Saint-Germain'li bir oyuncuyla video çekeceğimi söylemiştim ve bu videoyu çektim arkadaşlar. Instagram adresime de bu futbolcunun kim olduğunu koydum. Bunun dışında Paris Saint-Germain'den bir oyuncu ile daha görüştüm ve imzasını aldım. O oyuncu ile olan fotoğrafımı ya bu akşam ya da yarın akşam menajerinin izni ile paylaşacağım arkadaşlar. O yüzden hepinizi Instagram adresime desteğe bekliyorum. Siz bana güvendiniz, ben de projelerimi gerçekleştirdim. Şimdi gelelim videomuza. Gün geçmiyor ki bir hata konuşmayalım. Gün geçmiyor ki EA Sports bizi şaşırtmasın. Sürekli hatalar zinciri arkadaşlar. Ama bu hafta olan hata şirket bazında çok büyük zararlara sebep olacak. Peki bu hata neydi? 3 Ekim günü arkadaşlar EA Sports Global Series Registration dediğimiz yani global serilere kayıt olma, profesyonel turnuvalara kayıt olma linki açtı. Ve bu linke girmiş olduğunuz zaman herhangi bir oyuncunun, dünyada rastgele bir oyuncunun PSN adresini, mail adresini ve bazı özel bilgilerini görebiliyordunuz. Bu da arkadaşlar insanları şok etti. Neden? Çünkü data sızdırıldı. Çünkü sizin kişisel verileriniz, sizin özel verileriniz sızdırıldı arkadaşlar. Bundan dolayı EA Sports'un başı çok büyük dertte. EA Sports ve bunu bir yalanla kapatmaya çalıştı. Söyledikleri yalan şuydu. Bu hatadan sadece 1600 kullanıcının hesabı sızdırıldı. Yanlış. Neden yanlış veya bunun yanlış olduğunu nasıl anlıyoruz? Ünlü yayıncılar Castro ve Nick28 de yayın yaparken arkadaşlar herhangi bir pro player geçmiş olmayan ve verified yani FUT Champions'da 27 galibiyet almamış oyunculara bile sürekli sıfırlama mailleri gittiğini öğrendiler. Yani bu da şu demek oluyor ki dünyadaki herkesin, senin, benim, herkesin hesabı oradaydı arkadaşlar. Yani sizin şu anda belki PSN adresiniz ve mail adresiniz biri tarafından öğrenildi. Bundan dolayı bu videoyu izledikten sonra hatta şu anda videoyu durdurup lütfen gidip Origin hesabınızın mailini ve şifresini lütfen ama lütfen değiştirin. Maili değiştirmek istemiyorsanız lütfen şifrenizi değiştirip iki kademeli güvenlik şeyini açın arkadaşlar. Çünkü bu gerçekten de çok büyük bir sorun. Hackerlar, ben az çok yazılım bildiğim için size şunu söyleyebilirim ki mail adresini bilmek zaten hack'e başlamanın en kolay şeyidir arkadaşlar. Hele ki bu mail adresiniz böyle çok saçma Yandex falansa lütfen gidin mail adresi değiştirin arkadaşlar. Çünkü şu anda hackerlar sizin hackleyebilecek bir verinizi buldular. Normalde hacker bir hesap ekleyeceği zaman önce mail adresini bulmaya çalışır. Ve EA Sports sağ olsun ki hackerlara direkt bunu kendi eliyle verdi. Bu yüzden çok büyük güvenlik açıkları var ve birkaç tane pro player'ın EA'yi mahkemeye vereceğini söyleyebiliriz. Size şunu da söylemek istiyorum ki EA Sports'u size mahkemeye verebilirsiniz. Neden? Çünkü sizin kişisel verilerinizi sızdırdı. Avrupa Birliği'nde ve devletlerin kendi iç yapılarında hepinizin bilmiş olduğu gibi en önemli şey özel hayat ve kişisel verilerin korunmasıdır. Kişisel verileri sızdıran EA Sports bu hafta ve önümüzdeki ay milyonlarca dolar zarar edecektir arkadaşlar. Sizlere de bunu tekrardan söylüyorum. Peki EA Sports bu zararı neden etti? Bu hatalar neden oluyor? Çok basit. EA Sports'ta hatalar sadece burada olmuyor. EA Sports'ta hatalar yeni Team of the Week açıklandığı zaman, yeni kadro kurma görevi açıklandığı zaman, yeni bir etkinlik olduğu zaman veya oyunun çıktığı gün bile marketin çökmesi de zaten EA Sports'un ne kadar basit yönetildiğinin bir kanıtıdır. O yüzden sizlerden ricam bu şirkete fazla güvenmeyin. Siz kendinizi güvene alın. Gidin arkadaşlar hemen mailinizi ve şifrenizi bu videodan sonra değiştirin. Her an her şey olabilir. Ünlü yayıncıların da hesaplarına gelen mail sıfırlama maillerini zaten Twitter üzerinden paylaşıyorlar sevgili dostlar. Bundan dolayı siz de kendinizi güvene alın. EA Sports milyonlarca dolar zarar etti. Evet ama en önemli olan şey çok büyük bir itibar kaybı yaşadı. Çünkü insanların özel verilerini sızdırdı. Bu videomuz arkadaşlar bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videodaki asıl amaç biliyorsunuz ki sizin kaç coin'inizin olduğunu vesaire kimse bilmiyor. Evet, sizin hesaplarınızı random şekilde hacklemeye çalışacaklar. Sizleri bundan dolayı korumakta arkadaşlar. Tekrardan videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeniyseniz abone olmayı ve videomu da beğenmeyi unutmayın. Hepinizi Instagram'da desteğe bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.